Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 6. bölümde kaldık arkadaşlar. 6. bölümün videosunu hazırlıyoruz. Hemen başlayalım. Hemen tam ekran yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle dokunalım. Hemen tam ekran yapalım. Tam yiyebilir mi diye bakıyorum. Öyle iyi. Değerli arkadaşlar, 6. bölümde Catherine Howard, yani bu bölümde inceleyeceğimiz Henry'nin eşi Catherine Howard. Bakalım nasıl? Evet. I took the last letter out of the box and held it into my hand. In my hand. Yani kutunun içerisindeki son mektubu da aldım elime. Evet, elimde tuttum. While I answered Margaret's question. Burada arkadaşlar, bakın mesela burada bir bağlaç var. İşte bu bağlacı mesela anlamlandırmaya çalıştığımız zaman şöyle yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Well, I answered Margaret's question. Margaret'in sorularına cevap verirken evet, kutunun içerisindeki son mektubu da elime aldım. Evet. She wanted to know everything. Margaret, yani burada she Margaret arkadaşlar, o her şeyi bilmek istiyor. And who was the king's fifth wife? She asked. Kralın beşinci eşi kim? Evet, who was it? Kimdi? Kralın beşinci ve kralın beşinci eşi kimdi diye sordu. Catherine Howard dedim. Why did the king want to marry again? Neden kral tekrar evlenmek istedi? He still wanted to have another son, you see. He still wanted to have another son. Bir başka erkek çocuk istiyordu, biliyorsun. A brother for Prince Edward. Prince Edward için bir erkek kardeş. And how did you meet Catherine? Asked Margaret. Margaret sordu. Yani Catherine ile nasıl buluştular? Yani görüştüler. Evet. Özür dilerim. Burada demek istediği nokta, yani kral Catherine ile nasıl buluştu? Catherine ile nasıl tanıştı? Merak ediyor burada. Margaret soruyor arkadaşlar. She was one of the ladies at Queen Anna's palace. Evet. O diyor, yani Catherine, Kraliçe Anna'nın sarayında yani yaşayan bir bayandı. Yani bayanlardan bir tanesiydi. Daha doğrusu arkadaşlar. So, bu nedenle Henry knew her already. Henry onu çoktan biliyordu. She was only 18. 18 yaşındaydı bu kız. Sadece 18 yaşındaydı. Henry fell in love with her immediately. Henry bunu görür görmez aşık olmuş. He called her his beautiful flower. Onu güzel çiçeğin diye çağırıyordu. Yani isimlendiriyordu. And sent her many expensive presents. Gold and jewels and fine dresses. Ve ona altın, mücevher ve güzel elbiseler, yani pahalı hediyeler veriyordu. Bir de arkadaşlar buradan geçelim. Sent her many expensive presents. Yani ona pahalı hediyeler veriyordu. İşte bu hediyelerin içerisinde arkadaşlar altın, ondan sonra mücevherat ve güzel elbiseler vardı. But did she want to marry him? Fakat o onunla evlenmek istiyor muydu? Yani kız King'le, Henry'le evlenmek istiyor muydu? Evet. Az böyle yukarıya gelelim arkadaşlar. Ha. I smiled. Ben gülümsedim. If the King of England wants to marry you, how do you say no? How do you say no? Evet. Eğer İngiltere kralı seninle evlenmek istese nasıl hayır diyebilirsin? Buradayım arkadaşlar. Henry was very much in love and he wanted to marry her immediately. Harry ona çok fena aşık olmuştu ve hemen evlenmek istiyordu onunla. The Howard family, bu Howard family arkadaşlar kızın üyesi olduğu aile. The Howard family is an old and famous one. Eski ve ünlü bir aile. And they were very happy for Catherine to marry the king. They were very happy for Catherine to marry the king. Yani Catherine'nin kralla evlenmesinden dolayı çok mutluydular. Was he happy with his new queen? Peki kral, yani bu yeni kraliçesinden memnun muydu arkadaşlar? Bakın kız burada soruyor. Yes, I said. Evet dedim. At first. İlk önce she was young. Yani her şeyden önce she was young. Gençti. Beautiful, güzeldi. And exciting, heyecan vericiydi. Very different from Anne of Cleves. Anne of Cleves'ten daha farklıydı. Burada arkadaşlar fotoğrafını görüyorsunuz kızın. Bakın. Henry was very much in love with Catherine Howard. Yani Henry, Catherine Howard'a çok fena aşık olmuştu.
Buradan devam ediyoruz. And did she learn to love the king? Peki kız kralı sevmeyi öğrendi mi? Who can say? Kim söyleyebilir? But I don't think so. Fakat zannetmiyorum. Henry was 49. Henry 49 yaşındaydı. 30 years older than her. Bu kızdan neredeyse arkadaşlar 30 yaş daha yaşlıydı. O 30 yaş, evet 30 yaş 30 yıl daha yaşlıydı. He was very fat, very very fat and heavy. Yani Henry artık çok şişmanlanmıştı ve ağırlaşmıştı. His face, buradayım. His face was more like a potato than ever. Yani yüzü hiç olmadığı kadar patatese benziyordu. Burada öyle söylüyor arkadaşlar. His face was more like a potato than ever. And his eyes were always half closed. Ve gözleri yarı kapalıydı arkadaşlar. Yani böyle gözleri kapaklar üzerine düşer ya, yarı kapalı. He had a very bad leg. Yani bacağı çok kötüydü. Çok kötü bir bacağı vardı. And often couldn't walk. Ve sık sık yürüyemiyordu. And he was always angry when his leg hurt. Yani bacağı ağrıdığı zaman her zaman sinirli olurdu. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Şu anda sayfa 30'dayız. Margaret looked at the letter in my hand. Margaret elimdeki mektuba baktı. I don't think that I would like to marry a fat old man with a bad leg who couldn't walk, she said. Ve dedi ki, yani ben bacağı kötü olup da yürüyemeyen ve aynı zamanda yani şişman olan bir adamla evlenmek istemem. I laughed. Ben güldüm. But the king's wife, remember? Yani kralın kadını, yani kralın eşi oluyorsun. Hatırla, remember? Was also the queen of England. Aynı zamanda İngiltere kraliçesi oluyorsun. The first lady in the country. Evet, ülkedeki first lady oluyorsun. Yani en önemli bayan oluyorsun. Burada öyle yazıyor arkadaşlar. Yani öyle anlamlandırıyorum. Yes, that's true. Belki doğrudur. Evet, doğrudur. Said Margaret. And did they have a son? Peki erkek çocukları oldu mu? Yani oğulları oldu mu? No, they didn't. Hayır, olmadı. They weren't married for very long. Yani çok uzun süre evli kalmadılar. Before Katerina married Henry, Katerina Mary ile evlenmeden önce she had lovers. Yani onun sevgilisi vardı. Yani sevgilileri vardı. Henry didn't know this. Henry bunu bilmiyordu. He thought that he was Katerina's first lover. O Katerina'nın ilk sevgilisi olduğunu zannediyordu. Arkadaşlar şurada. Şuradan şuraya. Evet. And about 6 months after Katerina married Henry, yani Kral Henry'nin evlenmesinden 6 ay geçmesinden sonra arkadaşlar nerede kaldık? 6 months after Katerina married Henry, she began to see another man called Thomas Culpeper. Katerina 6 ay geçtikten sonra arkadaşlar bu evlilikten Katerina Thomas Culpeper adlı bir erkekle görüşmeye başlıyor. Begin to see another man. Başka bir erkek, yani başka bir erkek arkadaşı oluyor. He was tall and handsome. Uzun boylu ve yakışıklı. Katerina wrote love letters to him. Katerina buna aşk mektupları yazıyor. And they meet secretly at night. Ve geceleri gizlice buluşuyorlar. What a dangerous thing to do, said Margaret. Margaret dedi ki, o ne kadar tehlikeli bir şey. Katerina wasn't very clever, I'm afraid. Yani kusura bakma ama yani korkarım ki Katerina çok akıllı birisi değildi. And people saw her and began to talk about it. İnsanlar bunu gördü ve bu konu hakkında konuştular. And somebody told the king ve birisi krala dedi. Yani söyledi. One of his friends wrote it all down in a letter. And put into the letter Henry sent. Yani Henry'nin arkadaşlarından bir tanesi bu bütün olanları hepsini bir mektuba yazdı arkadaşlar. One of his friends and put the letter into Henry's hand. Ve bu mektubu Henry'nin eline verdi. When he was in church. Yani Henry kilisedeyken getirip ona verdi arkadaşlar. Oh dear, said Margaret. Oh zavallı. So then, peki sonra already she knew what happened next. Yani ne olacağını biliyordu değil mi? Gibisinden arkadaşlar. Already she knew what happened next. Ne olacağını biliyordu zaten. Yes, evet, I said, dedim. Henry was wildly angry. Henry, vahşice, yani çıldırırcasına kızmıştı. He talked.
konuştu. The people say about taking a sword and cutting off her, hit himself. Yani bu kadının arkasından öyle konuşmuş ki insanlar bunu duymuş ve şöyle söylüyor. Sanki hani Henry dedi ki ben dedi onu kendi kılıcımla yani kafasını uçuracağım. Yani kızın kafasını keseceğim. Şeklinde mesela böyle bir yazı var arkadaşlar burada. Yani idam ettireceğim kendisini. About taking a sword and cutting off her head himself. But he sent Thomas Culpepper to prison. Fakat Thomas Culpepper'ı ne yaptı arkadaşlar? Hapishaneye gönderdi. And soon after he sent Katerina to the tower. Yani Katerina'yı Londra kulesindeki hapishaneye gönderdikten hemen sonra Thomas Culpepper'ı da başka bir hapishaneye gönderiyor. Like Anne Boleyn years before, said Margaret. Yıllar önce Anne Boleyn'e yapılan, yani yapıldığı gibi diyor burada arkadaşlar Margaret. Burada resimde görüyorsunuz Katerina met Thomas Culpepper secretly at night. Yani geceleri Katerina sevgilisi olan Thomas Culpepper'la buluşuyor. Let's see what your letter says. Hadi onun mektubunda ne yazıyor bakalım. I said dedim. Opening it, açtım onu. Yani onu açarak, mektubu açarak. Writing is very untidy. Yani mektubun yazılışı düzensizdi. I think she wrote this in a hurry. Zannedersem bu mektubu yani hızlı yazdığı için, aceleyle yazdığı için. Şimdi mektubu okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tower of London. Londra Kulesi. Evet. 11 February 1541. Yani 11 Şubat 1541. Dear Henry, sevgili Henry, please forgive me, lütfen beni affet. I didn't want to make you unhappy and angry. Seni kızdırmak ve mutsuz etmek istemedim. Believe me, inan bana. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. It's true that when I was a young girl, I was friendly with different young men. Yani genç, I was young girl. Yani genç kızken farklı erkek arkadaşlarımın olduğu doğrudur. It is true, doğrudur. When I was a young girl, genç kızken, I was friendly with different young men. Yani genç erkeklerle arkadaşlık ettiğim doğrudur. I was so young and stupid. O zamanlar yani çok gençtim ve aptaldım. Çok genç ve aptaldım. I also spent a lot of time with Thomas Culpepper when I was your wife. Ayrıca ben senin karın olduğum zamanlarda bile yani Thomas Culpepper'la çok zaman geçirdim. Evet. But believe me, fakat inan bana Henry, I didn't know that what I was doing. Yani ne yaptığımı bilmiyordum. Remember, hatırla, I am only 20 years old. Sadece 20 yaşındaydım. You are so much older than me. Sen benden çok daha yaşlısın. And you understand much more about the world. Yani dünyayı benden daha iyi tanıyorsun. Please Henry, please, please help me. Lütfen bana yardım et. Lütfen Henry, lütfen bana yardım et. Don't send me to my death. Beni idama gönderme, ölüme gönderme. I'm so afraid here in the tower. Bu kulede çok korkuyorum. Yani bu kulenin içinde bulunmaktan dolayı çok korkuyorum. I pray day and night that you will come and take me away. Yani beni gelip götürmen için gece gündüz dua ediyorum. How can you kill your beautiful flower? Yani güzel çiçeğini nasıl öldürebilirsin? They tell me that in 2 days time they will cut off my head. Bana öyle söylüyorlar ki 2 gün içerisinde kafam kesilecek. Yani beni idam edecekler. Henry, I don't want to die. Henry, ölmek istemiyorum. Please let me a little longer, please. Please let me live a little longer. Lütfen biraz daha uzun yaşamama izin ver. Lütfen. Just a few weeks. Sadece birkaç hafta. Sadece birkaç gün. Lütfen. Henry, lütfen. Your unhappy wife. Senin mutsuz eşin. Katerina Howard. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyoruz. When I finished reading the letter, ben mektubu okuduktan sonra Margaret was silent. Margaret sessizleşti. Perhaps she could hear Katerina Howard's cries and see her white face.
Belki Katerina Howard'ın çığlıklarını görüyor ve onun beyaz yüzünü hatırlıyor. Duyuyor ve onun beyaz yüzünü görüyordu. I put the letter away. Evet. Mektubu bir kenarıya bıraktım. And Margaret looked at me. Ve sonra Margaret bana baktı. There aren't any more letters, are they? Daha başka mektup yok değil mi? Dedi. Ben de dedim ki, no, hayır. That was the last letter. That was the last letter. Bu en son mektuptu. Değerli arkadaşlar, bir sonraki bölümümüz buradan başlayacak. Hikayemiz böyle. Umarım beğeniyorsunuz. Mektuplar böyle arkadaşlar. Biraz açıklı oluyor bazen. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.